LGS ilk tekrar programımızda matematikle beraber sonuç evladım. Birinci dönem matematik tekrarını çok zor hocam muhteşem ya. Muhteşem bir şekilde yapacağız, hiç merak etme. Biliyorsun bu bir yolculuk aslında. Biz yolculuğumuza başladıktan sonra birinci döneme geldik. Birinci dönemi bitirdik artık. Ve ilk tekrarımızı, yani birinci dönemde öğrendiğimiz bütün konuları hakkıyla yerine getirmemiz gerekiyor. Yani hakkıyla yapmamız gerekiyor. İşlememiz gerekiyor. Konuları anlamamız gerekiyor. İşte bunların son olarak tekrarını ilk tekrarımıza yapacağız. Ardından biliyorsun sonrasında konular ilerledikçe artık nereye geliyoruz? LGS'ye yaklaştıkça da son tekrar programımız gelecek ve orada da bütün full tekrarları yaptıktan sonra LGS'de en iyi liselere girecek miyiz Songül? Evet hocam, gireceğiz. Harika hedeflerimiz var. Harika liselere gireceğiz. Bölgemizdeki en iyi liseyi hedefliyoruz. Her zaman hedeflerimiz yüksek ve süper bir şekilde. Hayallerimiz çok yüksek hocam. Aynen, süpersin. Biliyorsun LGS ilk tekrar programında belli bir sisteme göre ilerliyoruz. Yani ilk başta biliyorsun Kırtasiyelerden Türkiye'deki tüm Tonguç kitapçılarından LGS tekrar programımızı aldık. Temel veya nitelikli programlardan bir tanesini seçtik ve duvarımıza bunu böyle yırtarak astık ve sonrasında teker teker detaylarında da hangi ödevleri yapacağımız, hangi alt konuları işleyeceğimiz belli aslında. İşte bunları programımıza uygun bir takvimle ilerleteceğiz. Peki ardından şimdi bugün seninle beraber aslında ilk başta bir büyük resmi göreceğiz. Yani big picture diyorlar bunu yabancılar. Bu büyük resimde bütün büyük resimde neyi göreceğiz hocam? Bütün konuları ve bütün alt konuları teker teker göreceğiz Songuç'un. Bu büyük resimde bütün matematikte neler işleyeceğimizi göreceğiz. Peki konu özetine bakacağız ardından. Bütün konuların detaylarına ineceğiz ve ardından da yeni nesil sorular, bordo verili sorular, yeni nesil sorularla harika bir şekilde aslında sınavda karşımıza gelecek soruları çözeceğiz ve birinci dönemi hakkıyla yerine getireceğiz, hakkıyla bitireceğiz inşallah diyoruz. Seninle beraber hiç alttan konu eksiğimiz kalmayacak şekilde, alttan hiçbir temel eksiğimiz kalmayacak şekilde ilerleyeceğiz ve ikinci döneme süper bir başlangıç yapacağız inşallah. Ve tabii ki bunda en büyük yardımcımız ilk tekrar seti bu arada. İlk tekrar setimizi kullanacağız. Bütün program boyunca bu setimizin ne içerisinde, içerisinde biliyorsunuz ilk başta programımız var. Programımız bu setin içerisinde var. Ve ardından ilk tekrar LGS kitabımız var. Gerçekten de kalınca bir kitap. Ve bu kitabın içerisinde Türkçe, matematik, fen, bütün dersler, din, inkılap, İngilizce olmak üzere yeni nesil sorularla gerçekten sınavda karşımıza gelecek tarzda, çapta yeni nesil sorularla şimdiden çalışmalarımızı birinci dönem özelinde yapmış olacağız. Ardından tabii ki biliyorsun en önemli derslerden iki tanesi Türkçe, matematik. Hocam matematik ama çok zor ya. Bu yeni nesil soruları halletmemiz gerekiyor. Türkçe ve matematikte yeni nesil sorularla ilgili çok güzel alıştırmalar yapacağız. Çok güzel bir şekilde birinci dönemin bütün konuları yeni nesil sorularla tekrar edeceğiz ve ardından hatta diğer konulara da geçebileceğiz diyoruz. Bu kitabımız içerisinde diğer ekstra konularımız da var. Ve en sonunda da en önemlisi tabii ki LGS'ye gireceğimiz için ana denemeleri, yani birinci dönem konularını içeren, sadece birinci dönem alt başlıklarını içeren. Artık yeter artsın artık burada ya. Burada da şu anda da gördüğün gibi detaylı analizlerimizi yapacağız. Denemelerimizle alakalı ve bütün soruları teker teker inceleyeceğiz. Yapamadığımız soruları seninle beraber video çözümlerine bakacağız ve gerçekten harika bir şekilde denemelerimizi yapıp bu programı hakkıyla yerine getireceğiz. Dört dörtlük bir şekilde yerine getirmiş olacağız. O zaman hadi bakalım şimdi bugün işleyeceğimiz konularla alakalı şu resme de bakalım. Çarpanlar ve katlardan LGS'de kaç soru çıktı? Yani bugün iki tane konu işleyeceğiz. Çarpanlar ve katlar, üslü ifadeler. Ve LGS'de mesela çarpanlar ve katlardan 2019, 2020 ve 2021'de çıkan soru adedi bunlar. Bayağı soru gelmiş hocam. Ve soruların kolaylık zorluk dağılımına baktığımız zaman öyle inanılmaz zor bir soru da çıkmamış aslında baktığımız zaman. Orta seviye. Tabii yeni nesil sorulara göre orta seviye. Ve LGS'deki ağırlığı %10. Çünkü 20 sorunun, 20 matematik sorusunun en az iki tanesi net ve net bir şekilde görüyorsun. İstatistik bu yani. Yapacak bir şey yok. Bu analiz bu. Dolayısıyla %10'u çarpanlar ve katlar. Dolayısıyla bizim şimdi işleyeceğimiz bu konu aslında LGS'nin %10'unu garanti altına almış oluyor diyoruz. Üstü ifadelere baktığımız zaman LGS'de dikkat edelim 2019'da iki tane, 2020'de dört tane, 2021'de üç tane, yaklaşık %15 bir ağırlığı var. Yani gerçekten ağırlıklı baba bir konu. Baba hocam. Neden? Çünkü temel bir konu. Yani çarpanlar katlardan da daha temel bir konu. Diğer konuların içerisinde çok rahat gelebilecek konu. Zor soruların çıktığı konu. Yani hatta çok zor soruların da çıktığı bir konu. Çok dikkat edelim. Dolayısıyla bu da bizim için çok değerli bir konu. LGS'nin dörtte birini bitiriyoruz. Bakar mısın? Çarpanlar ve katlar, üstü ifadeler toplamda %25'ini oluşturuyor. Yani dörtte biri bitiyor. Daha doğrusu süper yeni nesil sorularla bitiyor. O zaman şimdi seninle beraber programımıza başlıyoruz ve harika bir şekilde çarpanlar ve katlar, üstü ifadeleri tam bir şekilde anlamış oluyoruz. Hadi bakalım başlayalım.
8. sınıf 1.'den matematik tekrarını yapmaya var mısın Tonguç benle? Hocam beraber? Bu nedir böyle tüm matematiğimi tekrar edeceğiz? Senle LGS tekrar programına uygun bir şekilde 1. dönemin tüm tekrarını işte bu konulardan yapacağız. Biliyorsun ki çarpanlar, katlar, ardından üslü ifadeler, sonra kareköklü ifadeler, sonra veri analizi, sonra olasılık, sonra cebirsel ifadeler olmak üzere toplamda 6 tane ünite gördük. Ve bu 6 tane ünitenin aslında içinde ayrı ayrı konular var. Nedir çarpanlar ve katlarda? Çarpan bulma, evapokok ve aralarında asallık. Şimdi burada her bir konuya numara vereceğiz. Sınavda çıkma ihtimaline göre Tunguç Önemli. Ooo süper olmuş Çok hocam. Düşük sınavda çıkar. Ondan sonra %40, %60 çıkar. Ondan sonra %80 çıkar, %100 çıkar. Yani garanti çıkacak soruları da sana burada numaralara vererekten yapacağım Tunguç Önemli. Hangi alt konuya, hangi alt başlığa daha fazla çalışman gerektiğini gerçekten de çok iyi anlayacaksın. Çok önemli hocam ya. Boş boş çalışıyorum. Sen hay boş boş çalışmıyorsun. Her çalıştığın şey aslında bir altyapı, bir temel oluşturuyor. Hiç merak etme. Ama şimdi biz ilk başta senle beraber çarpanlar katlar ünitesini tekrarlayacağız. Bu üniteyi tekrar ederken biliyorsun ki ilk başta ufak bir konu özeti. Çok hızlı, süper hızlı. Ardından da bordo belirli yani sınav sorularını çözeceğiz senle beraber. Sınavda çıkma ihtimali yüksek soruları çözeceğiz. Zaten biz bunlara ne diyoruz? Yeni nesil, beceri temelli sorular diyoruz. Zaten Milletim Bakanlığı da bunu söylüyor. Aynen öyle. Şimdi senle beraber çarpan bulma konusu gerçekten de sınavda soruların içinde parça parça çıkıyor. Dolayısıyla hani sadece çarpan bulma veya sadece işte aralarında asallıktan değil de sadece çarpan bulmadan sınavda çıkma ihtimali 3 diyebiliriz Tonguç Eren Bey'im. Ama epopegoktan sınavda çıkma ihtimali gerçekten çok fazla olduğu için buna 4 yazıyorum. Ve aralarında asallıktan da sınavda çıkma ihtimali yine bir sorunun bir parçası olabileceği için buna 2 yazıyorum. Sadece kendi başına bir soru çıkmaz ama bu soruların içinde bir parça olarak çıkar. Şimdi senle beraber gel bunların hepsini beraber dolduracağız bu arada. Üstü ifadeleri yapacağız sonrasında kareköklü ifadeleri, sonra veri analizini, sonra olasılık, sonra cebirsel. Hepsini yapacağız merak etme. Hepsini tekrar edeceğiz ama burada çarpanlar ve katları gel senle beraber bir halledelim, bir yapalım beraber. Hadi bakalım şimdiden çarpanlar katlara geçelim bakalım. Çarpanlar ve katlar ünitemizde 3 tane başlığımız var. Çarpan bulma, epopegok ve aralarında asallık. Şimdi gel senle süper hızlı bir kontrol. Hemen hepsinden soru gelme ihtimali var demişsiniz hocam. Kesinlikle, kesinlikle. Çok önemli bir ünite, çok önemli bir altyapı aslında. Çarpanların bulunması çok önemli bir sayı için. Mesela 42'nin çarpanları nedir desen, 42'nin çarpanları bir kere 42, 42 der mi Tomuş? Mantıklı. O yüzden bir sayının aslında kendisi ve bir mutlaka çarpanı diyebiliriz. Aynı zamanda 2 kere 21 de 40 eder. Evet. Aynı zamanda 3 kere 14 de 40 eder Tonguç Eren Bey. Evet. 4 kere eder mi? Olmaz. 5 kere olur mu? Olmaz. 6 kere olur mu? 6 kere 7 42. 6 kere 7 de 40 eder. Başka da bir şey olmuyor. 7 kere 6 yazsam bir daha aynı şey oluyor. Dolayısıyla 42'nin çarpanları 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 ve 42'dir diyebiliriz. Dikkat ettin mi? 1 ve sayının kendisi her sayının çarpanıdır. Unutmayın. Bir ve sayının kendisi mutlaka çarpanıdır diyoruz. Her sayının çarpanıdır diyoruz. Yani mesela 56'nın çarpanıdır. Bir kere 56. Bir ve kendisi mutlaka olmak zorunda. Asal sayıların Tonguç Eren Bey'im 2 tane çarpanı var. Nedir onlar? Bir ve kendisidir. Bir ve, kendisi. Bir ve kendisini unutmayacağız. Onlar bir asil olduğu için kendisi... bir ve kendisinden başkasına hiç olmuyor Aynen. hocam. O zaman ben bunu geçelim hızlı bir şekilde. Asal çarpanları ayırma yönteminde çarpan ağacı vardı. Mesela 40'ı ben 2 kere 20, 20'yi 2 kere 10, 10'u 2 kere 5 yazarım. Bak 2, 2, 2, 5 şeklinde basamakların sonu aslında asal çarpanlarını veriyor. 2 ve 5 diyebiliriz. Bölme algoritmasında yaparsak da 45'i 3'e böldük 15, 3'e böldük 5, 5'e böldük 1. Al sana 45 aslında 3'ün 2 tane olduğu için 352 çarpı 5'te bir tane olduğu için 551 şeklinde yazabiliyoruz. 45'i de asal çarpanları ne desem 3 ve 5'tir diyebilirsin. O yüzden şunu unutmayacağız. Asal sayılar kendisi ve birden başka böleni olmayan sayılardır. Mesela örnek 2, 3, 5, 7, 9 olur mu Tonguç Eren Bey? Evet hocam olur. Patlarsın 11 diyeceğiz çünkü 9 3'e bölünür patlarsın. 13, ondan sonra 17, 19 çok şeklinde devam eder. Çok dikkat edelim. En azından şuraya kadar olanları lütfen bil Tonguç Eren Bey. En küçük asal sayı nedir desen 2'dir ve hatta tek çift tek dünyadaki çift asal sayı da 2'dir. Neden diyeceksin? Bak diğerlerinin hepsi tek sayı.
Ama bu çift sayı diyoruz. Geldik hemen EBOB ECOG konumuza. 12-15'in EBOB'unu bulalım, ECOG'unu. Buradan 160-70 demiştiniz hocam. En büyük ortak bölen demek aslında EBOB. Dolayısıyla 12 ile 15'in en büyük ortak bölen. Ben hemen sana sorayım. 3 bitti. Bak 2 saniyede yaptım. Kafadan yaptım. ECOG'u ise 2 sayının en küçük ortak katı. Ben ikisinin de birleştiği yeri 60 diye çatlayayım. Ama gel seninle normal yöntemler yapalım. Küçük sayılarda basit bu. Ama büyük sayılarda birazcık daha patlamasın diye. Hani ne yapıyoruz ilk başta? 12 ile 15. İkisini de 2'ye bölebilir miyim? Hayır, bölemem. Sadece bir tanesi bölüyorum. 6'ya 6 oldu. 15 kaldı burada. 2'ye bölürüm. 3. Burası 15 kaldı. Ama ikisi de 3'e bölünebilir. Dolayısıyla bunu yuvarlak içine alıyorum. Bu 1 oldu. Bu 5 oldu. 5'e böldüm. 1 oldu. Sadece yuvarlak içine aldıklarımı çarparsam EBOB, hepsini çarparsam da ECOG çıkar tonguç aramı. 4 kere 12, 12 çarpı 5, 60 eder. ECOG'un rakamı büyük oluyordu, EBOB'un kendisi küçük oluyordu. Harika, çok enteresan. ECOG en küçük ortak kat demesine rağmen sayılardan daha büyük çıkıyor genellikle %90. EBOB ise en büyük ifadesi geçmesine rağmen sayılardan daha küçük. Ters bir ilişki açıklıyor. Matematik skandalları işte. Yani. Aynen öyle. Gerçekten öyle. ECOG ile EBOB'un çarpımı sayıların kendi ikisinin çarpımıdır. Unutmayalım. Aralarında asalsa EBOB'ları bir, ECOG'ları sayıların çarpımıdır. A sayısı B sayısının tam katı ise EBOB'ları, Tonguç öğrendim benim. Bir, pardon, EBOB'ları B, ECOG'ları da A'dır. Bak A, B'nin tam katı. A, B'den daha büyük diyoruz. Buna da çok dikkat edeceğiz Tonguç Öğren Bey. Hemen geldik. Aralarında asallıkta şuna dikkat edelim. Hiçbir ortak bölen olmayacak birden başka. Mesela 9 ve 8'in hiçbir ortak bölen yok. 5 ve 4'ün hiçbir ortak bölen yok. 25 ile 9'un hiçbir ortak bölen yok. Aralarında asallar diyoruz. Tebrik ediyorum. Ama bunların asal olmasına gerek yok. Sayıların çok dikkat edelim. EBOB ECOG problemleri işte gerçekten de konunun en dinamikli kısmı, en fazla soru gelen kısmı. Rating en yüksek burada değil mi hocam? Rating en fazla yüksek burada gerçekten, çünkü soru sınavda bunlardan geliyor. Belki zorlayıcı olsun diye. EBOB problemlerinde bak, bahçe etrafında eşit aralıklarla filan dikme. Kumaş ya da tahtaları eş parçalara ayırma. Yani bölüştürme var. Bak, bölme ifadesi en büyük ortak bölen ya. Bölme varsa o zımbırtılarda, soruda mutlaka EBOB yapacaksın. Büyük dikdörtgeni küçük karelere ayırıyorsun. Büyük küçük parça ayırıyorsun. Burada bölme var. Dolayısıyla EBOB kullanıyoruz. ECOG ne zaman kullanıyoruz? Ortak çalan alarmlarda, zillerde, üçer, dörder, beşer, yedişer, sekizer, erli, şerli ifadelerde hep ECOG vardır. Her hayırda bir şer vardır. Aynen, tebrik ediyorum. Nöbet sorularında dikdörtgen parçayı birleştirip büyük bir kare yaptırmakta ve küçük parçaları büyük parça oluşturmada, yani katını alma diyorum ben buna. Katını almada mutlaka ECOG vardır diyoruz. Peki geldik bordo verili, yani yeni nesil, yani sınav tarzı, yani beceri temelli soru. Beni takayım mı hocam? Beni mi takayım? Hiç takmayı yok. Bunu yaparsan bordo verilsin diyoruz. İki pozitif tam sayının birden başka ortak böleni yok ise bu sayılar aralığına saldır. Yeni nesil sorularda biliyorsun ki soruyu baştan, kuralı baştan veriyor. Sana bir şey olarak, hani bir lütuf olarak görebilirsin. Bunu teşekkür ederiz diyoruz. Bununla yapacağım ben bu soruyu. Bunu da unutmayalım. Bunu kopya olarak da kullanacağım. Şekildeki karelerin her birinin içine farklı bir sayı gelecek şekilde. 2, 3, 7, 13, 16 sayılarından bir yazılıyor. Tamam, eyvallah. Eyvallah. Birbirleriyle herhangi bir şekilde kesişen köşe ya da kenar iki karenin içinde yazan sayılar aralarında asal olduğuna göre boyalı karenin içine yazılabilecek sayıların toplamı kaçtır demiş. Şimdi hemen şöyle düşünelim bak. Bunlar mesela şuraya 2 yazılsa, şuraya 3 yazılsa, şuraya 7 yazılsa olabilir mi Tonguç Eren Bey? Olabilir. Gibi geliyor değil mi? O zaman buraya ne gelecek? 13, buraya 16 gelecek. Yani. Patlarsın çünkü bak dikkat et. Burada 2, burada 16 olursa ne olur Tonguç Eren Bey? Bak diyor ki birbirlerine hangi şekilde kesişen köşe ya da kenar, mesela şurası köşe. Evet. Burada 2, burada 16 hayal et kafanda. Ediyorum. Yazılan sayı aralarında asal. 2 ile 16 aralarında asal mı? Değil. Değil. Bak buradaki bütün sayılar aralarında asal neredeyse. Ama sadece 2 ve 16 ikisi de 2'ye bölündüğü için aralarında asal olmuyor. Dolayısıyla 2 ve 16'nın birbirlerine uzak olması gerekiyor. Mesela burada burada olsa olmaz. Burada burada olsa olmaz. Burada burada zaten yan yana oluyor, patlarsın. Burada burada olmaz. Hangi iki durum olabilir biliyor musun Tonguç Erbem? 2 ve 16 birbirlerinden en uzak olacak şekilde. Yani buraya 2, buraya 16 yazabilirsin Tonguç Erbem. O zaman bunlar hiçbir şekilde birbirleriyle yapışmıyor. Veya buraya 2, buraya 16 yazabilirsin Tonguç Erbem. Bak buradaki mantık şu.
Diyor ki buraya yazabilecek sayılar diyor. Ya sen 2 ve 16'yı kesin buralara yazabilirsin. Bak buraya, 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 buraya yazabilirsin. Asla buraya yazamazsın. Dolayısıyla ortadaki sayı asla ve asla 2 veya 16'dan bir tanesi olamaz. Ne olabilir peki? Buraya 3 yazabilirsin, buraya 7 yazabilirsin, buraya 13 yazabilirsin ama 2 veya 16'dan bir tanesini yazamazsın. O zaman diyorum ki 3, 7 ve 13'ün toplamı olan 23 sayısı yazılabilecek sayıların toplamıdır diyorum. Bravo diyorum sana ve geldik bordo belirli sorularımızdan, yeni nesil sınav tarzı sorularımızdan bir tanesinde. Artık böyle beremi takmak istiyorum hocam, havalar da soğudu zaten. Tebrik ediyorum seni. Tonguç'un kutusunda üzerinde harfler ve sayılar yazılı toplardan belli sayılarda bulunmaktadır. Harf yazılı topların biri 380 gram. Sayı yazılı topların biri 460 gram. Yani şu da 460, şu da 460. Tamam falan falan filan. Evet, kendi aralarında tartımda ağırlıkları eşit olduğunu görülüyor. Harf yazı toplarla sayı yazı topları. Yani şunları kendi aralarında tartıyorum. Şunların kendi aralarında ağırlıkları eşitmiş. Tamam. Kuttaki topların sayısı 100'den fazla olduğuna göre harf yazılı topların sayısı ile sayı yazılı topların sayısı farkı en az kaç demiş. Bir kere Tonguç Eren Bey'im 380 ve... Kafam karıştı ya. Hiç sorun değil, bak şöyle düşün. Harf yazılı topların ağırlıkları toplamıyla sayı yazılı topların ağırlık kaç tane olduğunu bilmiyoruz bu arada. Yani. Bunları topladığımız zaman birbirine eşit çıkıyormuş. Yani ilk başta şöyle yapalım. 380 ile 460'ın Tonguç Eren Bey'im EBOB'unu alalım. Veya EKOK'unu alalım. Bilmiyorum işte, bakacağız şimdi. Şimdi buradaki mantık şu. Bunları birleştirip, bunları da birleştirip aslında birbirine eşitlemeyecek miyiz? Evet. O zaman EKOK'unu alalım. Çünkü birleştirme, kat alma sorularında EKOK vardı. 380 her şeyin bir taktiği var. Tebrik ediyorum. 380'i ikisini de bak şöyle hemen ikiye böldüm Tonguç Ölen Bey'im. İkiye böldüm. 190. Burası da 230. Sonra tekrar ikiye böldüm Tonguç Ölen Bey'im. 95. Burası 115. Sonra tekrar ikiye bölünmez artık Tonguç Ölen Bey'im. O zaman ne yapacağız? 3'e bölecek miyiz? 3, 7, 8 olmaz. 5'e bölürüz Tonguç Ölen Bey'im. 5'e böldüğümüzde 19, burası 23 çıktı. Ah, 19 ve 23 asal sayılar. Dolayısıyla bir 19'a böleceğim, burası 1 çıkacak. 23 burada kalacak. Bir de 23'e böleceğim, burası 1 çıkacak. Dolayısıyla bunların hepsini çarpmam gerekiyor. 2 kere 5, 10. 10 kere 2, 20. 20, of çok büyük bir sayı çıkıyor. Hiç çarpmayayım, şöyle diyeyim. Bunlar ne koku? 19 çarpı 23 çarpı 20'dir. Tamam mı Tonguç? Evet hocam. Bunlar ne koku bulur diye. Hiç çarpmıyorum bak. Birazcık pratik yolları tutuyorum. Yoksa bunu çarpmaya çalışsam 50 saat sürecek. Zamanımı kaybedeceğim zaten, 2 dakika 86 var. 86 basamaklı bir sayı çıkacak. Harikasın. Şimdi bunların ekoku bu. Bunlar bu sayıda birleşirler. Bunlar bu sayıda birleşirlerse... Şimdi bunların aslında birleştiği sayı buysa... Şuradaki zımbırtılardan kaç tane olduğunu bulabilirim. Kaç tane olduğunu nasıl bulurum biliyor musun? Buradaki toplam kütleyi 19, 23 ve 20'yi eğer ABC'den bir tanesinin yani 380'e bölersem Tonguç Eren Bey hemen bununla bu sadeleşir. 20 kalır, 1 kalır. Bununla bu sadeleşir. 23 top çıkar. Yani bunlardan 23 top varmış. Bir de şunları bulalım. 19, 23 ve 20'yi 460'a böldüğüm zaman bununla bu sadeleşir. Burada 20 kalır, bununla bu sadeleşir. 19 top çıkar. Bunlardan da 19 top varmış. Dolayısıyla toplamda kaç tane top çıkıyor? 19 artı 23'ten 42 top çıkıyor. Demek ki Tonguç Ölen Bey'in bunların alabileceği en az top adedi 42 top. Bunların ikisinin de. Bundan 23 tane, bunlar 19 tane. Mantıklı değil mi? Bak 23 tane 380 gramdan, 19 tane 460 gramdan birbirleriyle eşit gramlara sahip oluyor. Çünkü fazla olandan daha az, az olandan daha fazla. Bir denge yakaladık. Şimdi 42 top ama demiş ki dikkat et. Kutudaki topların sayısı 100'den fazla olduğuna göre demiş. O zaman hadi birazcık daha fazlalığını bulalım. 42 top yerine ne olabilir? 42'nin 2 katı 84 olabilir. Hala 100'den fazla olmadı. 42'nin 3 katı 126 olabilir Tonguç Eren Bey'im. 126 topta çok dikkat et. 126 topa gelirken bunu ne yaptık? 3 katına çıkardık. O zaman bunu 3 katına çıkalım. 19 çarpı 3'ten 57. Bunu da 3 katına çıkardığım zaman 69. O zaman diyorum ki bundan 57 top olmak zorunda, bundan da 69 top olmak zorunda olsun ki bu bununla denge, bu bununla dengeyi sağlasın ve
ne diyor? Harf yazılı topların sayısı yani 69 ile sayı yazılı topların sayısı yani 57 birbirinden farkı en az kaçtı demiş. 69'dan 57 çıkardığım zaman 12 doğru cevabımız çıkar. Gerçekten bunu yapan burada belirir diyoruz. Yeni nesil beceri temelli soruları çözmeye devam ediyoruz ve artık üst ifadeye geçiyoruz. Evet, devam ediyoruz Tonguç senle beraber. Birinci dönem matematik tekrarını yapmaya çarpanlar ve katlar ünitemizi bitirdik. Şimdi üslü ifadelere geldik. Üslü ifadelerden her birisi için sınavda çıkma ihtimali yazmak. Hepsi 5 hocam. 5. Hayır, öyle değil, abartma. Şimdi Tonguç Eren Bey'im, gerçekten de tam sayıların kuvvetleri temel konu. Temel aslında kurallar. Bu temel kuralları bilmeden zaten üst sayıların sorularını yapamıyorsun. Dolayısıyla tek başına bu tam sayıların kuvvetlerinden çıkmaz ama bazı sorularından içinde çıkar. Dolayısıyla buna 3 yazmak istiyorum. Çözümlemeye birazcık daha az bir olasılık vermek istiyorum Tonguç Eren Bey. Çünkü çözümleme soruları daha az geliyor son zamanlarda. Yani ilk başta eskiden TEOG dönemi çok geliyordu ama şu anda artık çok az daha geliyor. Ama çok büyük, çok küçük sayılar ve özellikle bilimsel gösterimle alakalı sorular yoğunlukla geliyor. İşte bunları yuvarlayabiliyorlar mı? İşte onun kuvvetleri şeklinde yazabiliyorlar mı? Dolayısıyla buraya Tonguç Eren Bey'im, gerçekten üslü ifadeler özelinde buraya 5 yazmak istiyorum bilimsel gösterime. Buraya da 4 yazmak istiyorum son zamanlarda çıkan kurallardan. Tabii ki şöyle, tam sayıların kuvvetlerine özel bir soru gelmez ama hani onların kullanılabileceği çok sorular gelebilir. O yüzden buraya da dikkat edeceğiz. Ve şimdi seninle beraber üslü ifadelerin konu anlatımına geçelim Tonguç Eren Bey'im. Hadi bakalım, bir sonraki konu zaten karekök ifadeler olacak. Evet, şimdi seninle beraber üslü ifadeler ünitemizde tam sayıların kuvveti, çözümleme, çok büyük ve çok küçük ve bilimsel gösterime bakacağız. Evet, hızlı bir, süper hızlı bir konu tekrarına var mısın Tonguç? Varım hocam, hazırım. Kimin emniyet kimini taktım. Harikasın. Tam sayıların kuvveti ne? Buna taban, buna üstüyorduk. Bu üst kadar bu sayıyı çarpmam gerekiyor. 2 çarpı 2 çarpı 2. Zaten bunlar çok basit bildiğin şeyler. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8 eder. Dikkat edin. 5 ile 4 de 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5. 4 defa 5'in yan yana çarpıyorum. 5 kere 5 25. 25 kere 5 125. 125 kere 5 de 625'tir. Bunların kuvvetlerini bilsen 2 giller, 3 giller ve 5 giller gayet çok önemli. 1 üzeri 1 sayı nedir? Her zaman bilir. 1'in her kuvveti 1'dir Tonguç Eren Bey. Sayının her kuvveti de sayının kendisidir. Çok dikkat edelim. Sayı üzeri 0 1'dir Tonguç Eren Bey. Şunu da unutmayalım. Negatif bir sayının çift kuvveti her zaman pozitiftir. Negatif sayının tek kuvveti her zaman negatiftir. Bunu da bileceğiz. Ardından üslü ifadeler eksi üsler. Yani negatif üsler. Negatif üs demek aslında sayıyı ters çevir demek. Mesela A üzeri N de, eksi N dediğim şey 1 bölü A üzeri N demek oluyor aslında. Yani sayıyı ters çeviriyorsun, tepe taklak yapıyorsun. Mesela 2 üzeri eksi 3 de 1 bölü 2 üzeri 3 diyoruz Tonguç Eren Bey'im. Sayı bak şu eksi yüzünden tepe taklak oluyor. Neden tepe taklak diyeceksin? Bunun altında görünmez bir... Bir vardır. Süper zekisin çünkü Tonguç Eren Bey'im. Geldik üslü ifadelerde çarpmada da tabanlar aynıysa bak 2 2... Üsler toplanır diyorum. 2 üzeri 13 diyorum hemen. Ve eğer üsler aynıysa 4 4 tabanlar çarpılır diyorum. 2 kere 3 6 olduğu için 6 üzeri 4 diyorum. Peki geldik. Tabanlar aynıysa bölmede ne yapıyoruz? Üsler çıkarılırdan 3'ün 10'dan 7 çıktı. Kaç çıkar Tonguç Eren Bey? 3. Bayağı zor bir soru. Bu tür soruları bana sorabilirsiniz hocam. Evet. Üsler aynıysa tabanları birbirine bölüyoruz. 5 üzeri yukarıda 5 var zaten. 5 üzeri 5 diyorum. Çok dikkat et. İşte sınavda çıkan soruların çoğu üssün üstünden geliyor. Çok dikkat edin. A üzeri N üzeri M. Zaten kuralı da bu şekilde yazıyorlar. Eyvah demeden hemen ne yapacağız? Bunların üstlerini çarpıyoruz. A üzeri N çarpı M diyoruz Tonguç Eren Bey. Geldik bu zımbırtıya. Böyle bir ifade gördüğün zaman ne yapacaksın biliyor musun? Kaçacağım. Hayır, kaçmayacaksın. 2 giller, 3 giller ve 5 giller hatırlayacaksın. Baklagiller. 32 dediğimiz şey aslında 2'nin 5. kuvveti. O zaman diyorum ki ya 2'nin 5. kuvvetinin üzerinde eksi 2 var. Ne demek Allah'ını seversen? Bunların birbiriyle çarpması demek. 5 kere eksi 2 kaç eder Allah'ını seversen? 2 üzeri eksi 10 eder değil mi? Evet, 2 üzeri eksi 10 eşittir 2 üzeri x'miş. Ya ne kadar basit bir şey. O zaman x eşittir eksi 10'dur diye çatarank diye bulabiliyorum gördüğün gibi. Çözümleme dediğimiz şey hemen seninle yapmak istiyorum. Çözümleme. Aşırı basit bir şey. Şimdi yapmamız gereken şey aslında burada şu. Böyle bir ifade yazdığı zaman virgülün hemen solundakinin altına 10 üzeri 0 yazmak, hemen sağındakinin altına 10 üzeri eksi 1, onun yanındakine 10 üzeri eksi 2, onun yanındakine 10 üzeri eksi 3 diye gitmek. Dolayısıyla bu ikisini çarp. O zaman burası 0. Bu ikisini çarp.
O zaman burası eksi bir. Bu ikisini çarp. O zaman burası eksi iki. Bu ikisini çarp. 7 çarpı 10 üzeri eksi 3. İşte bu kadar. Yani çözümlenmiş hali bu şekilde çıkıyor ortaya. Şimdi burada şöyle bir şey var. Mesela 26.000 dediğimiz sayı aslında 3 tane sıfır yok mu Allah'ını seversen burada? Evet hocam. Bu 3 tane sıfır. Ne uğraştırıyorsun beni uzun uzun yazmaya? Veya 5 tane sıfır olsaydı veya 100 tane sıfır olsaydı ne yapacaktık? Buradaki sıfır sayısı kadar 26 çarpı 10 üzeri 3 yapacaktık. 3 tane sıfır. Her şeyin kolayı var. Harikasın, süpersin. Burada ise küçük sayılarda ise çok büyük sayılar bu şekilde. Çok küçük sayılarda ise burada Tonguç öğrenmem. Dikkat et, virgülün sağında kaç basamak var? 1, 2, 3, 4, 5. 6 tane basamak yok mu evladım benim? O yüzden diyorum ki 18 çarpı 10 üzeri eksi 6 diyor. Eksi 6 diyeceğiz. Neden eksi 6? Çünkü bu çok 0, 0, 0, 0 virgül. Küçük bir sayı. Çok küçük sayılara üzülüyoruz ve başlarına eksi yapıştırıyoruz diyoruz. Peki bilimsel gösterim ne yapıyoruz? Bilimsel gösterim sınavda çıkma ihtimali en fazla olan sorulardan bir tanesi. Çünkü her sene sınav komisyonu diyor ki bilimsel gösterimi bilmesi gerekiyor. Bilimsel bir ifade diyorlar. Bilim insanı olacağız. A çarpı 10 üzeri N şeklinde yazılan ifadeleri bilimsel gösterimimiz. Unutmayalım, A'nın 1 ile 10 arasında olması gerekiyor. 1'e eşit de olabilir, unutmayalım. Ve tabii mutlak değeri, ama artık eksi sayılar çıkmıyor. Kazanımlarda dediler ki eksi sayıları soruyorduk ama artık çocukların çok kafası karışıyor. Dolayısıyla eksi sayıları hiç sormayalım dediler. Ve N tam sayısı, N tam sayı olmak üzere. Mesela şöyle bir ifade de, çok basit bir mantık var Tonguç Hanım. Hemen sana göstereyim. 1,2 diyorsun. Bunu 1 ile 10 arasında sıkıştırmak için 12 diyemezsin çünkü. 1,2 demek gerekiyor. Çarpı 10 üzeri. 1, 2, 3 tane sıfır yok mu Allah'ın sayısı? Evet hocam. 10 üzeri eksi 3 diyorsun. Neden? Çünkü çok küçük sayı, aman dikkat edelim diyoruz. Sefil sayı. Peki geldik bordo bereli, yani yeni nesil, yani beceri temelli sorulara. İşte bu tarz sorular karşımıza gelecek ve biz bu tarz sorularda ne yapacağımızı bileceğiz. Bir mobil telefonun kamerasının çözünürlük boyutları aşağıdaki verilmiştir. Bu boyutlar çarpıldığında ekranda oluşan piksel sayısı bulunur. Tamam, eyvallah. 1280 çarpı 720, 1920 çarpı falan filan. Çözünürlük boyutu varmış. Örneğin telefonun piksel sayı ayarları turuncu kısım gibi ayarlanırsa, şuradaki gibi ayarlanırsa 1280 çarpı 700 921 bin 600 tane piksel oluşur. Tamam mı? Wow, wow, wow. Buna göre kameranın ayarları 8K Ultra HD, yani şu olarak ayarlanırsa ekranda oluşan piksel sayısının bilimsel gösterimi, hayda. Hayda. O yüzden dikkat edeceğiz. Bilimsel gösterimde yapmamız gereken şeyi sana söylemek istiyorum. Tonguç Hanım, hocam ne biz bilim insanıyız değil bak, mi? Bak bununla bunu çarpmıştık ya, bunu bulmuştuk. Şimdi biz de o zaman bunu hesaplamaya çalışsak bununla bunu çarpmamız gerekiyor. Yani 7600 ile 4000'i çarpmamız gerekiyor Tonguç Hanım benim. Hemen sana kısa yoldan çarpmayı göstermek istiyorum. Bu sıfırları hiç umursama. Elveda. 76 ile 4'ü çarp. 76 ile 4'ü çarparsak hemen sana çarpayım. 76 6 kere 4 24 elde var 2. 4 kere 7 28 3 2 de elde 30 çıkar. 304. 304 yanında 1 2 3 4 5 tane sıfır çizmiş. Geri koyacak mıyım hocam onları? Geri koyuyorum. O zaman demek ki bak burası 30 milyon 400 bin piksel diyorum Tonguç Hanım. Gerçekten olağanüstü bir Ultra rakam. HD. Ama ben bunu bilimsel gösterim şeklinde yazacaksam bir kere bilimsel gösterimde 0304 olmaz ki, 1 ile 10 arasında değil. Bu veya bu veya bu olacak. Hangisi olabilir bakalım? Bunun 1 ile 10 arasına giren versiyonu 3,04 olmak zorunda. 3,4 olamaz. Kusura bakma diyorum, bunu da attım. Peki 3,04'ün yanında kaç tanesi olacak? Şimdi ben virgülü nereye attım Tonguç Eren Bey? Şuraya atmadım mı? Evet. Buraya attıktan sonra kaç tane basamak var sağında? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane değil mi? Evet. İşte bu kadar. 10 üzeri 7 şeklinde yazılıyor. Bravo diyorum sana. Bravo. Olağanüstü bir beyne sahipsin. İşte yeni nesil sorularla bu şekilde mücadele edeceğiz. Çok dikkat edelim. Mücadelemiz şimdi devam ediyor. Geldik bir tane daha yeni nesil soruya. Gerçekten önemli, güzel sorular çözüyoruz seninle beraber. Konuları da tekrar etmiş oluyoruz. Hem de ne yapmış oluyoruz? Önemli konuların üstünden geçmiş oluyoruz ve LGS tekrarımızı... Konular da bizim üstümüzden geçiyor. Hayır, saçmalama. LGS tekrarını tam bir şekilde yapıyoruz. Geldik. A eşit değildir sıfır. M ve N tam sayı olmak üzere. A üzeri N çarpı A üzeri M eşittir A üzeri N falan filan. Yani bunlar zaten bize vermesi gereken üst sayıda çarpma, üst sayıda bölmenin kuralları. Demek ki bu soruda bunu kullanacağız. Kurallar yıkılmak içindir. Yukarıda verilen pistonlu kaptaki santimetre küp başına düşen bakteri sayısı 6,4 çarpı 10 üzeri 4 tanedir. Bakteriler kabın içinde 4 saat boyunca bekletilirken, piston, bakteri popülasyonu
Piston yardımıyla kabın hacmi her saatin sonunda yarıya indiriliyor. Hayda. Kaptaki bakteri sayısı ise her iki saatte bir yarıya inmektedir. Şimdi gerçekten birazcık karışık bir soruya benziyor. Dananın kuyruğunun koptuğu yerde evet, hocam. Evet, hemen seninle beraber hiç merak etme, bunu yapacağız. Şimdi bir kere diyor ki son durumdaki kaptaki santimetre küp başına düşen bakteri sayısı. Şimdi ilk başta bakteri sayımız kaçmış Allah'ını seversen? 6,4 çarpı 10 üzeri 4'müş. Tamam. Bu bir santimetre küpte 6,4 çarpı 10 üzeri 4. Bir santimetre küpteki bakteri sayısı. Şimdi sen kaptaki bakteri sayısı her iki saatte bir yarıya inmektedir. Şimdi yarıya inerse bir kere bu 4 saat boyunca bekletilirse bir kere bir iki yarıya inecek. 2 saatte bir yarıya inecek demek ki. 2 saatte bir yarıya inerse 4 saatte 2 defa yarıya inmez mi Tonguç? Evet hocam. Hemen bir ilk baş onu yapalım. 2 defa yarıya inerse bak o zaman 4 saatte 4 şimdi bir kere 2'ye indi, bir kere yarıya indi. 3,2 çarpı 10 üzeri 4 oldu. Bir kere daha yarıya inecek. 1,6 çarpı 10 üzeri 4 oldu. Şimdi bu neydi? Şunu yapmış olduk. Ne yaptık? Her iki saatte bir yarıya inmekte. 4 saatte 2 defa yarıya iner demek ki. Dolayısıyla 1,6 çarpı 10 üzeri 4 santimetre küpteki bakteri sayımız oldu. Ama dikkat et, piston yardımıyla kabın hacmi her saatin sonunda yarıya iniyormuş. O zaman 4 defa da yarıya mı inecek acaba? Ha, burada kritik bir şey var. Burada işte bordo bereliği sağlayan şey şu. Sanki kabın hacmi yarıya inince bakteri sayısı da yarıya inecek. Hayır, öyle bir şey demiyor. Skandal. Dikkat et. Santimetre küp düşüne bak şöyle düşün. Bu kadarsa sen küçülttüğün zaman bunu yani kabın hacmini yarıya indirdiğin zaman buradaki bakteriler daha da sıkışık olmazlar mı? Evet. Daha sıkışık olurlarsa şuradaki bakteri sayısı eskiden buradaki bakteri sayısı çok fazlayken işte 6,4 iken yarıya indirdiğin zaman buradaki bakteri daha sıkışacağı için daha fazla hale gelmez mi? Yani insanları böyle sıkıştırırsan ne olur? Daha fazla. Metrobüs gibi çok kalamaz. Aynen, metrobüs gibi olur. Yani metrekareye düşen insan sayısı metrobüsteki gibi olur değil mi? Evet. Aynı onun gibi. O zaman sen hacmi küçülttükçe aslında santimetre küp başına düşen bakteri sayısının artması gerekiyor Tonguç Eren Bey'im. Tamam, burada yarıya iniyor ama burada artması gerekiyor. Çok dikkat et, hacmi küçültsen dahi. O yüzden ne diyoruz? Burada artık 1,6 çarpı 10 üzeri 4 her saatin sonunda 2 katına çıkacak. Çarpı 2. Çarpı 2 yaptığımız zaman kaç çıkar? 3,2 çarpı 10 üzeri 4. Bir kere daha çarpı 2. Çünkü 4 saat boyunca devam edeceğiz. 6,4 çarpı 10 üzeri 4. Bir kere daha çarpı 2. 12,8 çarpı 10 üzeri 4. Bir kere daha çarpı 2. 25,6 çarpı 10 üzeri 4 diyoruz. Doğru cevabımızın bu olması gerekiyor. Ve doğru cevabımızı buluyoruz. Cevabımız hangisi Tonguç Eren Bey'im seninle beraber? Evet, 25. Ah, şıklarda yok. Ne yapacağız şimdi? Var işte, hocam, Denizli. Hayır, varmış galiba. Evet, varmış. Gerçekten de tebrik ediyorum seni. Hayır, Denizli değil. Dikkat et. 25,6 çarpı 10 üzeri 4. Şıklarına yazık yok. O yüzden yapmamız gereken ne? Demek ki farklı bir şeye benziyor buradakilerden acaba. Hangisine benziyor? Nasıl zor bir soru ya. 25,6 yerine ben 2,56 yaparsam, yani bu sayıyı küçültürsem, çok büyük çok küçük sayılar ne yapıyor? Bunun büyümesi gerekiyordu. 10 üzeri o zaman 5 olabilir. 2,56 çarpı 10 üzeri 5. Doğru cevabımız Denizli'dir. Gerçekten ama şansa buldun gerçekten de. Ballıyım hocam. Ballısın. Çünkü bu 10 üzeri 4, bu 10 üzeri 5 yazıyor. Bu yanlıştı. 10 üzeri... O yüzden ne yaptık? Bunu küçülttük. Bunu büyüttük. Ve denk geldi cevabımız. Ballı gerçekten bedeli. Olağanüstü bir şeye sahipsin. Onun ödülü sorumuzu yap. Yorumlara yolla. Hadi bakalım, başarılı devam edelim. Sağ olun hocam.